mümkün gibi görünüyor ve yön bulmakta da zorlanan bir piyasa olacak gibi görünüyor. İsterseniz hemen Skype bağlantımıza çok geçelim. Aile ve Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizlerle birlikte. Filiz Hanım hoş geldiniz. Seçim ikinci tura kaldı. Yüksek ihtimalle daha kesin bir açıklama yok ama borsa etkisi ne olacak? Bugün borsada açılışı nasıl bekliyorsunuz? Hani ikinci turumu fiyatlıyor, birinci turumu fiyatlıyor diye tartışıyorduk burada ama ikinci tura kalan bir seçim sonrası borsada bizi neler bekliyor? Evet Berfin Hanım ve Hakan Bey günaydın. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani piyasanın en istemediği sonuçla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben şu anki elimizdeki sonuçları, borsa üzerine etkilerini iki ayakta değerlendirmek isterim. İlki başkanlık sisteminin ikinci tura kalmış olması, diğeri de aslında piyasanın şu ana kadar hiç fiyatlamadığı meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması. Şimdi ilk olarak başkanlıkla başlayalım. Yani piyasa ilk olarak şunu istiyordu: kim kazanırsa kazansın artık başkanlık sonucu ilk turda belirlensin istiyordu. Çünkü belirsizlik son dönemde borsayı ciddi baskılıyordu. İlk kriter belirsizliğin ortadan kalkması olacaktı. Haliyle ikinci tura kalmış olması nedeniyle belirsizliğin hala devam ediyor olması bugün borsada bir satış baskısı yaratacaktır. Şimdi ikinci olumsuz durum, başkanlık sonuçları itibariyle baktığımızda piyasada geçen hafta bir hareket gördük. Özellikle Perşembe ve Cuma bu hareket çok daha güçlüydü. Özellikle dünyaca ünlü büyük bir yabancı fonun özellikle 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını varsayarak, özellikle Millet İttifakı'nın kazanması durumunda yükselecek olan hisselerde pozisyonlanması, ki bu hisseler ağırlıklı olarak bankacılık ve bir kısmı da holding hisseleriydi. Ve bu haber akışları birlikte içerideki küçük yatırımcının ağırlıklı olarak 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı adayının kazanacağı ve bu hisselere yönelik pozisyonlanma yapmış olması aslında bugünkü borsa üzerinde satış baskısının bir diğer önemli sebebi olacak. Şimdi şu çok önemli olacak. Evet biz bugün yani aşağı yönlü bir açılışla başlayacağız. Burada şu çok kritik olacak. O geçen hafta olur da Kılıçdaroğlu kazanırsa dolayısıyla bu varsayım üzerine pozisyonlanma çok panik bir şekilde bu pozisyonlar kapatılırsa aşağı yönlü sert hareket çok daha güçlü olabilir. Ama tabii şu şerhi koyayım. Yani her halükarda önümüzdeki iki haftada çok sert, volatil bir piyasa bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla eğer panik halinde özellikle küçük yatırımcı bu pozisyonları, yani bankacılık ve holdingdeki pozisyonlarını kapatmaya yönelirse bu aşağı yönlü gepli açılış çok daha güçlü olabilir kanaatindeyim. Dolayısıyla ilk olarak buna bakacağız. İkinci olarak şuna bakmak lazım. Yani meclis çoğunluğu açısından baktığımızda piyasa hep şunu fiyatladı: ağırlıklı olarak meclis çoğunluğunun Millet İttifakı'nda olacağını fiyatladı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda olma durumu neredeyse hiç fiyatlanmadı. Dolayısıyla şimdi bu da fiyatlanacak. Bu kuvvetle muhtemel çok olumlu ilk etapta fiyatlanmayacaktı. Neden? Çünkü şu senaryo üzerinden gidelim. Yani eğer olur da başkanlığı, şu an piyasada onu da söyleyeyim, yani hakim beklentide Millet İttifakı adayının kazanma ihtimali daha düşük görünüyor ikinci turda. Bunun sebeplerini de söyleyeceğim. Dolayısıyla olur da başkanlığı Millet İttifakı kazanır, meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olursa önümüzdeki dönemde hem çıkarılacak kanunlar hem de alınacak kararlarda daha sıkıntılı bir sürecin bizi bekliyor oluyor fiyatlaması da kısmi olarak bana kalırsa ikinci senaryoda fiyatlanmaya devam edecek. Dolayısıyla piyasada meclis tarafında, çoğunluk tarafında Millet İttifakı'nın olacağı beklentisiyle de bir pozisyonlanma vardı. Dolayısıyla bu pozisyonlarda da bir bozulma görebiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim, piyasadaki evet daha henüz ilk tur sonuçlanmadı ve ikinci tura gireceğiz. Ama piyasada şöyle bir hakim beklenti olduğunu da görüyorum. Hani ağırlıklı olarak ikinci turu yani Sayın Erdoğan'ın kazanabileceği yönünde de bir pozisyonlanma da olabilir diye düşünüyorum. Haliyle toparlayayım. Çok belirsiz, volatil bir piyasa bizi bekliyor olacak. Satış baskısının güçlü olduğu bir piyasa bizi bekliyor olacak. Yalnız burada şu şerhi koyayım. Satış baskısını engelleyecek bir takım fiyatlamalar olabilir. Bunlardan biri şu, biraz önce Hakan Bey de değindi. Şimdi kurda özellikle Sayın Erdoğan'ın kazanma ihtimali güçlü olursa, ki öyle görünüyor şu an piyasada ikinci turda, Millet İttifakı adayının yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına göre çok daha güçlü yükselişler bekleniyor. Dolayısıyla bu yükseliş beklentisiyle birlikte özellikle borsada döviz pozisyonu güçlü olan şirketlere doğru bir pozisyonlanma kayabilir. Yani bankacılık ve holdingden çıkıp kur artacak beklentisiyle ihracat geliri yüksek, döviz pozisyonu güçlü olan şirketlere doğru bir alım gelebilir. Eğer böyle bir pozisyonlanma geçişi olursa bu bir miktar satış baskısının azalacağı anlamına gelebilir. Dolayısıyla burayı takip ediyor olacağız.
Bir diğeri şu, ben bu ihtimal şimdilik bir miktar, en azından ilk günlerde bir miktar düşük görüyorum. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde bilanço sezonunu geride bıraktık. Bu sezonda özellikle bankacıların bilançoları çok iyi geldi. Haliyle evet, yani ağırlıklı olarak bankalarda bir pozisyonlanma vardı. İki temel sebebi vardı. Biri şu, yani biz geçtiğimiz hafta para politikasındaki dönüşümü fiyatladık. Para politikasındaki dönüşümle CDS'ler düşecek, ağırlıklı olarak yabancı gelecek ve FK'ların düşük olduğu bankacılık hisselerine doğru yönelecek fiyatlaması. Bir diğeri de gelen bilançolarla beraber bankaların daha da ucuz olduğu anlaşılmasıyla göreli olarak buraya bir talep vardı. Dolayısıyla şimdi bankalarda bir satış göreceğiz bugün itibariyle, ilk itibariyle. Dolayısıyla bu satışla birlikte bankalar çok daha düşük düzeylere geldiğinde acaba dipten gelen alımların etkisi de devreye girebilir mi? Eğer böyle olursa, göreli olarak iyi gelen bilançolar sebebiyle, bu da bir miktar yine satış baskısını engelleyecek bir durum söz konusu olabilir. Toparlayayım, aşağı yönlü gepli bir açılışın bizi beklediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilk takip edeceğim seviye 4300'ler. 4300'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Ve bu 4300'ler geçtiğimiz hafta zaten önemli tepkilerin geldiği gördüğümüz en düşük seviyeler. Dolayısıyla 4300'ün altına inmeler, 4200 seviyeler çok daha tehlikeli, çok daha riskli bölgeler. Buranın altına inmelerde daha sert satışlar gündemde olabilir. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, elbette piyasa, yani borsadaki bu daha yukarı yöndeki hareket daha güçlü mü olacak, toparlanma yoksa satış daha mı güçlü olacak? Elbette şu önemli olacak, yani ikinci turda hangi adayın kazanma ihtimalinin çok daha güçlü olduğu yönünde fiyatlama da önemli olacak. Burada şunu da söyleyeyim, yani şunu anlıyoruz, yani meclis sonu Cumhur İttifakı'nda, başkanlıkta da şu an ikinci turda Cumhur İttifakı adayının Sayın Erdoğan'ın kazanma ihtimali güçlü görülüyor. Burada olur da böyle bir sinyal görürsek, ikinci tur için bir vaat olarak ortodoks para politikalarına döneceğiz yönünde. Bence bu çok düşük bir ihtimal. Ben var olan politikalarla yola devam edileceğini düşünüyorum. Ama olur da bunun sinyalleri verilirse yine bu borsadaki ne diyelim o satış baskısını azaltacak önemli etmenlerden biri olabilir. Bir diğeri şu olabilir, elbette piyasa beklentiyi satın aldığı için. Bundan sonraki sürede evet bir belirsizlik var ama bir yön itibariyle yani piyasadaki hakim beklentiye göre de belirsizlik de bir miktar ortadan kalkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bundan sonraki sürede olması güçlü olduğu düşünülen tabloya göre de beklentiler ve piyasa fiyatlamaları oluşmaya başlar diye düşünüyorum. Ama her halükarda belirsiz bir iki hafta bizi bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi Feyzi Hocam çok vaktim kalmadı ama Hakan Bey'in de çok kısa bir soru var sevgili hocam. Yani şimdi yani sizin de söylediğinizden benim algıladığım biraz yön bulmakta çok kolay olmayacak. Çoklu senaryoların devreye gireceği bir süreç bir iki hafta bizi bekliyor gibi görünüyor. Kurun üzerinde bu süreçte baskı devam eder mi? Orada böyle nasıl bir seyir beklersiniz? Tabii Hakan Bey devam eder. Şöyle söyleyeyim, yani seçim öncesi dönemde Millet İttifakı adayının kazanması durumunda kurdaki dengelenmenin seviye olarak daha aşağılarda olacağı beklentisi vardı. Çünkü ortodoks politikalara geçilecek. Dolayısıyla piyasadaki özellikle o makroekonomik fiyatlamalarda ve dengelenmede belirli bir süre sonra, bir ara dönem sonra bir dengelenme olacağı, daha normalleşme olacağı fiyatlaması vardı. Ama şimdi Cumhur İttifakı'yla yola devam edilmesi, bu adayın kazanma ihtimali de şu an güçlü olarak fiyatlandığı için var olan politikalar, nedir bu var olan politikalar? Ağırlıklı olarak kuru tutmaya yönelik makro ihtiyadi politikalar ve piyasaya müdahale politikalarıyla yola devam edilecek. Piyasa şunu biliyor, artık bu politikalar devam ediyor olsa da, göreli olarak 2022'de kuru tutmada başarılı olsa da artık bundan sonraki sürede kuru tutmak bu makro ihtiyadi politikalarla çok mümkün olmayacak. Neden? Çünkü çok güçlü bir her şeyi geçtim. Döviz talebi var, döviz açığı var. Yani dış ticaret açığı geçen yıla göre oldukça güçlü, cari açık oldukça güçlü. Bunun yanı sıra yani özellikle yabancının girmesini etkileyecek bir sonuç değil. Çünkü yabancı özellikle ekonomi politikalarında dönüşümü fiyatlayarak içeri girecekti. Yabancının daha az giriyor olması elbette daha güçlü döviz arzında bir azalma ve piyasanın beklediğinin çok daha altında bir döviz arzı anlamına geleceği için hem ekonomideki yükün birikmiş olması hem de yabancı girişinin daha az olacak olması sebebiyle kurda daha yüksek seviyeler söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ortodoks politikalara geçilmediği bir senaryoda diye düşünüyorum Hakan Bey. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.